Murat arabayı nereye götürmüş ya? Bu çocuk hala gelmedi mi? Bir hafta geçti ya. Nerede? Murat gelmiş. Yalnız bir dakika. Işıkları açık unutmuş, uyuyor bu. Baksanıza. Murat? Murat, uyuyor musun içeride? Ulan bak sen küçük namussuz ha. Uyuyor. Ne oluyor lan? Şşt, yakışıklı, camı aç bakayım. Neredeyim oğlum ben? Usta? Murat, ne yapıyorsun lan sen? Oğlum, arabayı aldın, çıktın gittin, bir haftadır ortalıklarda yoktun. Ne yapıyorsun? Şimdi de burada mıydın? Usta, içim geçmiş ya. Ha usta, sana şey diyecektim. Ya usta, beni polisler kovaladı ya. Polisler mi kovaladı? Nasıl kovaladı Murat? Usta, bayağı bildiğin sirenlerle falan kovaladılar. Usta, hani benim ehliyet yok ya. Az kalsın biri benim arabayı çekiyordu usta. Sen ne yaptın? Bu annemin arabası. Ben içinde oturuyorum dedim. Adam inandı usta. O ne biçim polis lan? Her neyse Murat. Senin ben arabanın ruhsat belgelerini falan düzenledim. Senin ehliyet işini de hallediyorum. Ehliyet işimi hallediyor mu? Nasıl hallediyorsun usta? Oğlum. Ustanın o kadar da torpili var Murat. Para yedirdiğimiz 3-5 adam var. Sana bir tane ehliyet ayarlayacaklar oğlum. Harbi mi lan? Sınava girmeden ehliyet mi alacağım? Elbette ki Murat. Yalnız tabii bunun ufacık bir bit yeniği var. Küçük bir sıkıntısı var. Zaten büyük bir sıkıntısı olamaz. Sen küçüksün ya. Usta, bana artık şu küçük esprilerini yapmazsan sevinirim. Tamam lan, tamam. Küçücük ufacık bir şaka yaptıydım. Usta. Ya oğlum tamam, her neyse işte, ağzım alışmış, yapıyorum, ne yapayım. Murat, şimdi sana vereceğim adrese git. Yeni ehliyetini al. Adamla iyi konuş, tamam mı? Adam bir vekil. Vekil mi? Usta, ayarlı adamın bir vekil mi? Yani oğlum, şimdi Amerikan böyle meclisinde bir iki adamın olacak Murat. Ayarladım adamı. Hani ben araba çaldıkça falan o da bana yol yapıyor. Ben de ona işte, anlarsın ya. Indira Gandhi diyorsun yani. Murat, ben lise döneminde çok kazık yedim. Usta aman, lise anılarını anlatma, ben gidiyorum. Adres ver adres. İyi tamam, şimdi git ama. Sonra mutlaka anlatırım, tamam mı? Murat bana bak, adamın gözlerine falan bakma. Bu adam biraz sinirli. Benim gönderdiğimi söyle. Seni hoş karşılayacaktır. Ehliyetini al. Çek git, tamam mı? Merak etme usta. Boyumdan büyük laflar etmem. O zaman muhabbet kısa sürer. Usta, yine mi boy esprisi? Lan çocuk, yine mi boy esprisi diyor? Oğlum, boy esprisi yapmayacağız da kilo esprisi mi yapacağız lan? Sonuçta kısasın değil mi? Hoş geldiniz gençler. Ben Murat'ın ustası. Fikir danışmanı. Onun seksi bir büyüğüyüm. Nasılsınız, iyi misiniz? Usta, izleyicilerim öyle cinsiz bakma. İzleyicilerin mi? Oğlum, onlar benim izleyicilerim lan. Murat'ın hayatı serisini sırf benim için seviyorlar. Öyle değil mi gençler? Siz yorumlara yazın. En büyük usta deyin. Neyse Murat, işte adres. Gelince seninle biraz konuşacağız ama. Usta, ben direkt buraya gelemem, okula gitmem lazım. Öğleden sonra bir dersim var. İyi tamam, akşam konuşuruz. Murat, yolda giderken videoya giriş yapmayı unutma, tamam mı? Ulan kahretsin be, ben de neyi unuttum diyordum. Videoya giriş yapmamışım oğlum. Niye söylemiyorsunuz? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Murat çaldığı arabayı modifiye ettirmişti. Şu an tabii birazcık sürttürüyor. Biliyorsunuz ustayla birkaç münasebetimiz olmuştu. Kendisi bize modifiye konusunda yardım etmişti. Ayrıca çalıntı aracın üstümüze geçmesine yardım etti. Yani bize ruhsat musat ayarladı. Araba artık resmen bizim. Satmaya karar verdiğimiz zaman, daha doğrusu usta müşteri bulduğu zaman hemen direkt satacağız. Şimdi gördüğünüz gibi Murat ehliyetini almaya gidiyor. Bakalım başına neler gelecek. Hadi başlayalım. Ulan oğlum, bizim ustanın verdiği adres bana yabancı gelmedi. Lan bir dakika. Burası belediye binası. Gerçi vekiller belediye binasındadır, doğru da. Yalnız inşallah tahmin ettiğim kişi değildir lan. Oğlum, yoksa ustanın ayarlı adamı, Cansu'nun babası mı? Lan olur mu ki öyle şeyler? Olmaz canım. Murat, sen ne saçmalıyorsun ya oğlum. Adam koskoca, gerçi bir dakika lan. Diğerleri de koskoca vekil. Oğlum vallahi ben bir kıllandım. İnşallah değildir lan. Değildir değil mi? Yok canım, Cansu'nun babası yapmaz. Delikanlı, babacan bir adama benziyordu. Yani araba hırsızıyla falan ne iş olur değil mi? Oğlum yalnız ben arabamı çok sevdim lan. Bakın arabam diyorum, o kadar alıştım. Usta biliyorsunuz bana ruhsat musat ayarladı. Artık araç resmen benim. Şimdi ehliyetimizi aldıktan sonra okula bununla gideceğiz ve kızlara hava atacağız arkadaşlar. Bugün onu yapmak istiyorum. Aracı satmadan önce sefasını süreceğiz, merak etmeyin. Neyse, şimdi meclis binasına geldik. Bakalım bizim sürpriz ismimiz kimmiş değil mi? Oğlum güneşte ne güzel doğuyor lan, baksanıza. İnsanın arabası olunca güneş bile farklı doğuyor falan. Ve geldik. Lan. Oğlum. Bu
Bağıran bizimki değil mi lan? Oğlum bak benim acelem var. Usta haber vermedi mi? Ne zaman gelecekmiş onun adamı ya? Ben burada bekleyemem sabaha kadar. Söyle. Ah bir bilsem abi. Ne zaman geleceğini bilsem sana hiç söylemez miyim? Abi araba geldi. Araba mı? Abi bir dakika. Bu ustanın bahsettiği kişi galiba. Sen şoförü görebiliyor musun? Yok abi. E oğlum bu bayağı bildiğiniz. Cansu'nun babası. Nasıl lan? Onun bu işlerde tarağı mı varmış? Selamun aleyküm Kadri amca. Üstüne smokin, altına Adidas giymen biraz garip olmuş ama. Aleyküm selam da. Lan sen Cansu'nun küçük çocuğu değil miydin? Yok Cansu'nun o... yani amca ben aynı sınıftayım aynı. Ya işte ben de onu diyorum oğlum. Lan senin burada ne işin var? Beni usta gönderdi. Asıl senin ne işin var lan? Çakallık peşindeymişsin galiba Kadri amca. Bizim ustanın bahsettiği yeni eleman sen misin lan? Vallahi benden niye eleman diye bahsetti bilmiyorum. Bu yani tek seferlik bir işti. Ama evet. Lan koskoca operasyon çoluğa çocuğa mı kaldı? Hello 18'imden büyüğüm dedim ya lan. Oğlum ama çocuksun. Sen de üstüne smokin altına eşofman giyen bir milletvekilisin. Ben bir şey diyorum mu? Her neyse canım Amerika'da kurallar böyle. Götün rahat olacak oğlum. O nasıl bir kural lan? Neyse laf uzatmayalım. Oğlum çantayı getir siple. Aksisin yok. Derhal getiriyorum Kadri Bey. Kadri Bey mi? Lan bunu ben söylesem bu adam beni döver lan. Pezevengi Türkçe'ye alıştıramadım kusura bakma. Estağfurullah amca. Ah Kadri Bey. Buyurun siple. Çantayı getirdim. Kadri Bey bu oğlunuz? Yok anasıyım. Aaa Kadri Bey. Sizin ananız çocuk. Lan ne saçmalıyorsun çantayı ver çantayı. Ah özür dileyim efendim kusura bakmayın. Özür dilerim de biraz zor oldu. Dilemek. Dilerim. Hah bu daha iyi oldu. Özür dilerim. Neyse. Usta seni seçtiyse bir şey biliyordur. Murat'tı değil mi adın? Oğlum çantada senin yeni ehliyetin var. Al bakayım. O ne lan İkinci Dünya Savaşı çantası gibi? Kadir amca niye böyle bir çantaya gerek duydunuz ki? Oğlum bunlar gizli kapaklı işler. Al lan al. Eyvallah Kadir amca. Seninle çalışmak bir zevkti. Benim ehliyeti içinden aldıktan sonra çantayı ne yapayım? Onu götür... götür çöpe at. Bir an başka bir şey diyeceğin sandım ama... Bir an ben de başka bir şey demeyi istedim ama... Senin okulun falan yok mu lan? Hadi yürü git. Gideceğim gitmesine de... Kadir amca yolunu bulmuşsun. Uzatma oğlum uzatma hadi. Ulan bir de bana burada namus dersleri veriyordun çakal. Evladım uzatma. Yoksa senin sülaleni ortadan kaldırırım. Yürü git lan. Ben ananla ilgili büyük sırlar veriyor muyum sana? Anamla ilgili büyük sır... Ne sırrı lan? Sen bizim için biraz daha çalış. Ben sana sonra hepsini tek tek anlatırım oğlum. Ne sırrı lan? Ne diyorsun oğlum sen? Tamam oğlum sakin ol. Bana zarar veremez. Zaten çekirge gibi bir şey lan. Baksana küçücük. Olsun abi belli olmaz. Ulan ne hakkında konuştuğunu bilmiyorum ama. Ulan ne sırrı lan? Bu adam benim anam hakkında ne biliyor olabilir oğlum? Allah Allah. Öylesine mi söyledi... Yoksa gerçekten bir şeyler mi dönüyor lan? Oğlum, Cansu'nun yanına birini yerleştirin. Bu rahat durmaz da beni öterse temizlesinler. Aksisin yok. Nasıl emrederseniz. Neyse oğlum valla bu sırrı şimdi çözmeye vakit yetmez. Ben en iyisi okula gideyim. Yalnız bu yavşak bir şeyler biliyor. Acaba bu ne demek istedi? Oğlum valla içim darlanıyor lan. Anne sanki bir rezillikle karşılaşacağız gibi ama... İnşallah öyle bir şeyler yapmıyorsundur. Neyse... Şimdi benim okuldaki atacağım havayı düşünmem lazım. Çünkü okulda kimse modifiyeli araçta gezmiyor biliyor musunuz? Ben şimdi gideceğim kızlara bir hava atacağım. Özellikle o Cansu'ya. Cansu'nun dibi düşecek var ya. Bakın göreceksiniz. Şimdiden söylüyorum Beşir'den ayrılıp direkt bana koşacak. O kadar eminim. Çünkü bir önceki bölüm zaten sinyalleri çaktı. Biliyorsunuz bir önceki bölüm biraz piç erkek kıvamına girmiştim. Bu bölüm onu tamamen yapıyoruz. Yani tamamen cool, havalı, kızları iplemeyen tribe gireceğim. Kızlar etrafımda toplanacak falan. Tabi ustanın dediği planlar doğruysa. Hani adamın hayat tecrübesi var da. Götünden de sallıyor olabilir biliyor musunuz? Ustanın her dediğini uygulamaya kalkmayın. Sonra dayak yiyebilirsiniz. Ve okula geldik. O ne lan? Bir sürü polis gelmiş. Ne oluyor oğlum? Bir sıkıntı mı var lan? Lan yoksa beni anladılar mı? Kaçsam mı lan? Aman neyse. Şöyle bir park edeyim. Oğlum, lan ya belgelerin sahte olduğunu anlarlarsa? O zaman sıçarız. İnşallah usta ruhsatı doğru düzgün düzenlemiştir var ya. Neyse şimdi derse girmem lazım benim.
Oğlum acaba benim için mi geldiler lan? Sınıfa girince ya beni rezil ederlerse? Ya çaldığımı gördüyse müdür? Murat sakin ol. Her şeyi hallettiler oğlum. Rahat ol rahat. Rahat ol ustan her şeyi halletti. Merhaba hocam. Ufacık geç kaldım hocam. Ufacık geç mi kaldın? Oğlum zaten ufacıksın. Birinci sınıf yan tarafta. Cansız ben Almanya'dan geliyorum. Böyle espri duymadım. Nasıl komik adam görüyor musun? Ay haklısın çok komik. Ay ezik. Cansız iyi misin sen ya? Ay şu küçüğü görünce tansiyonum atıyor artık. Beşir arkasından koştum konuşmaya çalıştım. Bana resmen köpek çekti ya. Küçücük boyuyla. İstiyorsan döveyim aşkım. Ay boşver küçücük ya. Ölür mülür elinde kalır. Aşkım sen kocamansın. Tabii kocamanım Cansu. Ya Beşir. Cansu. Yok anan. Oğlum bir susun lan. Küçüğüm sen ne geziyorsun burada? Hocam siz bana bir daha küçüğüm derseniz çıkartıp göstereceğim. Öğrenci kimliğimi yani hocam? Öğrenci misin sen? Yok E5'ten geliyorum. Oros Yani hocam. Çocuklar bu sizin arkadaşınız mı? Hocam. Murat bizim sınıfta tur atıyor hocam. Bizim sınıftan. Emin misin kızım? Yok hocam ben Mazdrovya. Kızım onu demiyorum. Bu sizin sınıftan mı? Ay evet hocam. O bizim sınıftan hocam. Onun adı Murat. Murat gel yanımda otur Murat. Hocam istiyorsanız çıkartıp göstereyim. Yani kimliğimi hocam. Hocam bende yalan yok yani. Siz yeni mi geldiniz hocam ya? Beni tanımıyorsunuz da. Evet çocuğum. Ben yeni atandım. Matematik öğretmeniyim. Deterjan markası gibi niye heceliyorsunuz hocam? Bu bende bir huy çocuğum. Anladım hocam. İstiyorsanız çıkartayım. Kimliği. Yok çocuğum yerinde kalsın. Geç hadi geç. Eyvallah. Hay yani sıkıntı değil. İstiyorsanız çıkartayım hocam. Çıkartırım yani. Kimliği oğlum. Yanlış anlamayın lan. Merhaba merhaba Rus. Bugün çok güzel olmuşsun. Ay sağ ol Murat. Sen de bir değişik görünüyorsun Murat. Tam istediğim piç erkek tipi var Murat sende. Hadi ya Allah Allah. Niyeyse ben senin tipini beğenmedim. Şöyle oturayım. Kız ne yapıyorsun südüklü? Ay ne yapayım? İyiyim Murat ya. Sen ne yapıyorsun? Ya Murat hocaya posta falan koydun. Sen bir tatlı göründün ya. Sağ ol sağ ol südüklü. Oturayım ben en iyisi. Şşt şşt. Bücür. Ha kim seslendi lan? Kim bana bir şey mi dedi ya biri? Ay şşt. Seninle konuşuyorum be. Lan sanki bir yerden ses geliyor ama. Emin de olamadım şimdi. Lan yoksa bir fare bir kaşarı mı kemiriyor? Ay sen bana kaşar. Murat ben Almanya'dan geliyorum. Sen bana fare mi diyorsun lan? Estağfurullah canım ne alakası var? Ben sadece bir farenin bir kaşarı kemirdiğini duyar gibi oldum da. Ay görüyor musun Beşir? Sevgiline kaşar dedi. He Cansu şimdi yalan da söylemiyor. Ay ne diyorsun be sen? E Cansu önce onlaydın sonra ben neydin kızım sende de bir yollalık var. Ay beni savunman lazım senin. Ama Cansu doğrular şimdi doğrudur yani. Ben Almanya'dan geliyorum Almanya'da herkes dürüst. Hay tüküreceğim senin Almanya'na falan şimdi ya. Beni savunsana. Cansu burada erkek gibi erkek dururken gittin bir sıçana baktın. Yapacak bir şey yok kızım. Çok çekeceksin. Ay galiba haklısın ya. Murat nasılsın? Vallahi ben bir iyiyim de. Seni bir sararmış gördüm. Seni buzdolabının dışında mı bıraktılar Cansu? Of çok kötü konuydu be. Of. Kız sana ne oluyor? Koyduysa bana koydu. Hocam Murat Cansu'ya koydu. Lafı. Çocuklar sessiz olun. Oğlum küçüklük sus. Hocam küçük demeye devam edecekseniz çıkartıp göstereyim yani. Kimliği. Tamam tamam oğlum sus. Peki hocam. Çocuklar. Bugünkü matematik konumuz toplama işlemleri. Şimdi bana hangini söyleyebilir? 2 artı 2'nin sonucu nedir? Hocam bana göre 4, Cansu'ya göre 4,5 hocam. O ne demek oğlum lan? Hocam Cansu bizden biraz daha geniş olduğu için hani mekanizma geniş fazla alıyor biliyor musunuz? Ay Murat sana ne oluyor ya? Erd erde laf sokuyorsun. Komik ama. Murat adamsın. Koyup koyup geçiriyorsun lafları Murat. Murat İyi misin kardeşim? Ne oluyor? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Aa! Yalnız Hasan sen bir kilo vermişsin lan. Harbi mi? Diyetim işe yarıyor demek ki. Da dışarı doğru vermişsin oğlum. Göbeğin büyümüş lan. Murat çok komik espriler Murat. Hay senin sesin. Neyse. Ay Murat. Merhaba. Seninle hiç tanışmadık. Ben Merve Murat. Üçüncü bölümden beridir sınıfta oturuyorum. Seninle hiç konuşmadım. Allah Allah. Ben seni daha önce nasıl fark etmedim ya. Selam Merve. Selam Murat.
Çıkışta bir şeyler içmek ister misin? Ya pek müsait olmuyorum biliyor musun? Ay şuna bak ya. Resmen kız savlıyor. Ya Cansu sana ne, sen buraya dönsene, senin sevgilin benim. Ay bir dakika Beşir ya. Benim anlamam lazım, ne oluyor? Ama tabii istersen WhatsApp'tan falan hani yazışabiliriz. Ay olur. Ben sana telefonumu veririm. Olur olur, sonra konuşuruz. Ay Murat ne oluyor? Ya hocam artık şu kaşarı dolaba kaldırın, gözünüzü seveyim. Kokmaya başladı ya. Oğlum ne diyorsun lan sen? Ay Murat çok kötü laf sokuyorsun ya. Yemin ediyorum küçücük göt kadar olmana rağmen cazibene kapılıp gideceğim diye korkuyorum Murat. Murat dersleri bırakayım. Al beni Murat. Evinin kadını, çocukların anası olurum Murat. Ne diyorum lan ben? Murat ben Nazdrovya Mazdrovya. Murat beni al. Oğlum sınıfın hepsi bana yürüyor lan. Hani erkekler falan da yürüyecek yakında, korkuyorum. Biraz fazla mı abarttım? Neyse çocuklar ders başlıyor. Çocuklar ders bitti. Ay yürü gidelim Beşir. Şu hayvana bakmak istemiyorum artık. Heh, küçük, minnacık bir şeysin ya. Ama niye karizmatik görünüyorsun ki? Hadi Beşir. Hem Murat, oğlum sen çok havalı olmuşsun lan. Bir ara takılak mı? Liposakşınca arıyorsan bir numara verebilirim ama. Harici seninle takılmam, kusura bakma. He zaten ben de çok meraklıydım. Ama aşırı havalı olmuşsun lan, sınıfın en havalı çocuğu oldun resmen. Hadi gidelim Cansu. Ay Beşir, sana biraz darıldım gerçekten. Orada beni savunman lazımdı ay. Bu ne be? Ay, Beşir. Vay anasını satayım. Bu ne güzel modifiye. Cansu, bu kimin? Ay bilmiyorum da. Ay çok güzel. Beşir, sen de arabanı böyle yaptırsana. He Cansu, vallahi yaptıran çocuk nerede yaptırdıysa ben bir adresini alayım da. Hey maşallah. Yani kızlar, ondan sonra işte dedim yani sen kaçarsın. Bu espriler buradan geliyor hep. Buyurun buyurun. Bakın size yeni arabamı göstereyim kızlar, gelin. Hey maşallah. Mazdrovya ne yürüyor be? Murat hangisi senin? İşte şu benim aracım. Aa, Cansu? Beşir? Benim arabanın başında ne yapıyorsunuz? He senin araban mı? Ay nasıl ya? Bu senin mi? Evet. Ben de tam kızlara bir tur attıracaktım. Yani attıracaktım derken tur, gezme manasında. Ya kızlar bu benim aracım da sanırım başkaları da tura katılmak istiyor. Yok yok sağ ol, bana bir tur falan attırma yani, ben tur istemiyorum yani, ben Almanya'dan geliyorum, orada çok kötü turlar attırıyorlar biliyor musun? Ay bir dakika, çekil şöyle Beşir ya, çekil çekil bir. Ay şimdi bu senin mi? Aa Cansu ne yapıyorsun ya? Allah Allah, acıdı yani. Ay bir sus be gerizekalı. Ay Murat bu senin mi? He vallahi benim. Yani o kadar da abartılacak bir yanı yok ya. Bunu işte yeni aldım biliyor musun? Murat. Arabası olan bir erkeksin. Karizmana iyice hasta kalmaya başladım. Murat, teklifim hala geçerli. Çocuk sayısını 4'e yükseltiyorum. Ay Murat. Murat ben Merve. Ne oluyoruz lan? Tamam tamam anladık. Yani Cansu bir tur binmek ister misin? Ay bilmem. Peki biz Murat? Ya hepinizi sonra teker teker bindirteceğim benim araca, merak etmeyin. Ha ama mutlaka bineceğiz değil mi seninkine? Yani arabana. Elbette ki Nazdrovya. Şüphen mi var? Ay yok Murat. Kızlar hadi gidelim. Murat'ın karizmasını ve onun arabasını konuşalım kızlar. Murat çocuk sayısı 5 oldu. Lan bunlar ne yaşıyor anlamadım ki. Biri oradan gidiyor, biri oradan gidiyor. Tövbe tövbe. Şunun da yürüyüşü yürüyüş değil zaten. Ay Murat... Bir tura çıkacak mıyız? Olur Cansu. Tabii sen de istiyorsan. Ya Cansu ne saçmalıyorsun sen? Biz havuzda parti yapacağız ya. Ay sonra yaparız Beşir ya. Çok da önemli bir şey değil ki. Murat beni bir tur gezdirsene ya. Olur tabii Cansu. Buyur. Hanımlar önden. Ay teşekkürler Murat. Rica ederim rica. Beşir sonra görüşürüz oğlum. Hadi. Sana havuz partisinde başarılar hadi. Lan ne oluyor burada? Ben hiçbir şey anlamadım. Ay nereleri gezdireceksin? Nereleri istersen Cansu. Şöyle dağlara taşlara çıkalım Murat. Sen iste yeter. Hadi bakalım. Ay benimle barıştın değil mi şimdi? Tabii canım. Ne barışmayacağım ki? Ay ama bana kaşar dedin. Ben şakasına. Hem benim en çok sevdiğim peynir çeşidi kaşar. Ben hakaret etmek için değil, seni övüyordum yani. Ha, şimdi anladım. Yoksa yani biliyorsun seni severim. Ay sahiden mi? Herhalde kızım yani. Senin de şimdi bir tatlılığın var. Ay teşekkürler ya. Ay güzel miyim bari? Tabii canım çok. Ay Murat arabayı gayet iyi sürüyorsun. Öğrenmişsin iyice. Öğrenmek ne kelime? Ehliyet bile aldım kızım. Ay sahiden mi? Vallahi. Ay göstersene. Video bitsin göstereceğim ben sana.
Ehliyeti yani. Ay, video ne zaman bitiyor? Şimdi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Murat ustanın taktiklerini uygulamaya başladı. Ve sonuçlarını alıyor. Okula modifiyeli araçla gitti. Bütün kızları kendine hasta etti. Şu an herkes Murat'tan aşırı derecede hoşlanıyor. Bakalım Murat'ın hayatında daha neler olacak? Murat daha nasıl değişecek? Hep beraber göreceğiz. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendime gaza getirmem lazım. Diyeceğim de. Adamın başında fıstık gibi kızlar var. Bir de benimkine bak. Benim pompon kızla iş yok ki. Ay, pompon mu? Pompon senin ebendir lan. Ne pomponu? Doğru, haklısın. Ne pomponu? Daha çok bonibon. Terbiyesiz hayvan. Ah kızlar be. Yoruldum ama. Şunu yenmeye değer, biliyor musunuz? Hadi lan hadi. Bu sefer elimdekinin en iyisi. Kawasaki H2R. Bunu da yen. Böbreğimi yolun ortasına bırakmazsam adam değilim. Bu biraz iddialı mı oldu lan? Geri alıyorum lafımı, şaka şaka. Oğlum, böbreğime ihtiyacım var lan. Bu birazcık fazla oldu, biliyor musunuz?